Karşınızdayım. Bugün fonksiyonel hareket taramaları, FMS uygulamaları ile ilgili düşüncelerimi aktarmak istiyorum sizlere. Çünkü son zamanlarda FMS hakkında çok soru alıyorum. Ne düşünüyorsunuz hocam bu testlerle ilgili? Bizler hani bu konuya eğilmek istiyoruz, daha etraflıca öğrenmek istiyoruz ve bunlar acaba bizim pratiklerimizde, özel derslerimizde ne kadar faydalı olur, işe yarar mı diye ben de hasbelkader uzunca bir süredir FMS hakkında araştıran, bu konuları okumuş, kullanmış birisi olarak sizlere naçizane görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu konu her ne kadar farklı sağlık pratisyenlerinin de ilgisini çekebilecek bir konu olsa da ben özellikle hareket profesyonelleri, yani fitness eğitmenleri, antrenörler ve koçlar ile ilgili bir gruba daha ziyade sesleniyor olacağım. Dolayısıyla hani daha medikal, daha doktor, daha terapist izleyenlerimiz de var ise eğer, tabii ki onlar daha farklı bir bakış açısıyla bakabilecekler konuya diyorum. Öncelikle FMS'in ta 2000'lerin başında başladığı dönemlerde Athletic Body in Balance kitabını yazan Gray Cook'a sonsuz saygısı olan bir insanım. Onun bu kitabını da okumuş ve daha ilk FMS hareketlerini orada tanımış birisi olarak gerçekten çığır açıcı bir konuydu bu. Ve bir nevi hareketlere nasıl bakılabileceği, insan hareketlerini genel anlamda nasıl izleyeceğini çok pratik, oldukça zeki bir şekilde kendisi bu 6-7 hareketlik bir nevi gözleminde belirtmişti. Dolayısıyla bu 20 küsür yıldır antrenörlük yapan biri olarak benim aklıma gelmedi ve kolay kolay da gelmez. Dolayısıyla o noktada Gray Cook'a öncelikle sonsuz saygılarımı belirtmek istiyorum. Hani kolay bir şey olsa bunu herkes düşünür, herkes icat eder, herkes kullanırdı. Ama bu kendisine ait bir sistem ve daha sonradan o çok popüler Functional Movement Screen adı altında, yani fonksiyonel hareket taramaları adı altında bir kurs programı haline getirilecek, bir sertifika haline getirilecek bir duruma ilerledi. Şimdi öncelikle bilmeyenler açısından kısaca FMS'in ne olduğunu bir sizlerle paylaşmak istiyorum öncelikle. FMS 7 hareketten oluşan ve bu hareketlerin temelinde de kuvvet, koordinasyon ve bilhassa da kor kaslarının koordinasyonunu ilgilendiren 7 tane harekete bakan bir tarama. Burada tarama kelimesinin altını çizmek istiyorum. Çünkü maalesef literatürde en fazla kafa karışıklığı yaratan konu bunun aslında bir tarama olduğunun unutulması. Yani bundan ne bileyim bahsedildiği şekilde kullanılmaması anlamının. Tarama dediğimiz zaman sağlık sektöründe tarama kelimesinin anlamı teşhis öncesi. Bir nevi acaba sağlıklı insanlarda daha ileri gözlem ve testlere ihtiyaç var mı yok muyu anlama maksadı aranır. Yani bir şeyin taramasını yapacaksanız aslında daha bu insan sağlıklıdır, herhangi bir sıkıntıyla size gelmemiştir ve teşhis yapmıyorsunuzdur. Yani fonksiyonel hareket taramalarını kullanarak bu insanlara sende şu var, sende bu var, sende şu sıkıntı var demeye herhangi bir yetkimiz bulunmamakta tarama kelimesinin anlamı. Medikal dünyada bunun eşitliği ne olabilir? Mesela bir memogram. Bir kadının memograma girmesi gibi ya da prostat testini, bir erkeğin prostat testi yaptırması gibi. Daha henüz herhangi bir şikayet, herhangi bir sıkıntı yok ama hani gidiyor ve bir test yaptırıyor. Ya da daha basit bir örnek, gidip sizin tansiyonunuzu ölçtürmeniz gibi. Hani tansiyonunuzu ölçtürdüğünüz zaman ve orada bir şeyler bir nevi kırmızı bayraklık bir ölçümler elde edilirse, burada dikkat çekici bazı noktalar yakalanırsa, örneğin tansiyon örneğinden yola çıkarsak 140'a 90 ve üzerinde bir tansiyonla karşılaşır iseniz eğer, hani o zaman daha ileri düzey testler yapılarak kişide bir nevi teşhise doğru gidilir.
Dolayısıyla tarama dediğimiz zaman sadece sağlıklı insanlarda yapılan bir ön muayene gibi ya da ön test gibi bir anlam ifade etmektedir. Ve bu nedenle de tamamen sağlıklı insanlar üzerinde yapıldığı için bir nevi onlara bir etiketleme yaptığımız için sende şu olabilir bu olabilir diye bir nevi bir bozukluk olup olmadığını aradığı için doğruluğunun oldukça sağlam olması gerekir. Nitekim bu testin sonucuna bakarak insanlarda siz bir nevi teşhise varıyorsunuz, teşhise gidiyorsunuz oradan o noktada. O yüzden de sağlamlığının, gerçekliğinin oldukça sağlam olması gerekir. Az sonra o konuya daha sonra gireceğiz. Gerçekten ne kadar sağlam olduğu konusunda. Ben ama özellikle o etiklik konusuna değinmek istiyorum. Yani medikal dünyadaki tarama kelimesinin anlamının bir fitness eğitmeninin iş tanımı ve pratiklerinin altında acaba tarama kelimesi ya da tarama uygulaması ne kadar doğru? FMS bir sağlık profesyonelinin elinde, yani bir doktorun, bir ortopedistin, bir fizik tedavi doktorunun, spor doktorunun ya da bir kayropraktörün, bir uzman fizyoterapistin, bir osteopatın elinde FMS belki oldukça değerli bir ek analiz olabilir. Sen onu daha sonra yapacağın teşhis tarzındaki daha ileri düzey testlere bir ön eleme gibi kullanabilirsin. Ama personal trainer'ın elinde böyle bir teçhizat, böyle bir donanım söz konusu değil. Yani sen o taramayı yaptıktan sonra bir nörolojik test yapabilir misin? Üstüne hani olayı daha detaylı inceleyebilmek için ya da bir ne bileyim kompresyon testi yapabilir misin, ağrı testi yapabilir misin, eklem derin eklem mobilite testleri yapabilir misin, bunları palpasyonla birleştirebilir misin, yani öğrenciye dokunmak, onun eklemini onun için hareket ettirmek vesaire gibi. Bu konular personal trainer'ın etiklik ve iş tanımlarının dışındaki hususlardır. Dolayısıyla sen tarımını yaptıktan sonra onun gerisini getirecek ileri düzey teşhisler ve uygulamalar bizim alanımız olan konular değil. Bu konular dediğim gibi bir ortopedistin, bir doktorun, bir fizik tedavi uzmanının, bir rehabilitasyon uzmanının alet çantasının ekipmanları. Dolayısıyla bunu hani sen tarımını yaptıktan sonra nereye gideceksin? Pek bir yere gidemeyeceksin. Dolayısıyla bu aslında bir hani fitness tesisi, fitness eğitmeni için ne kadar uygun. Dolayısıyla o tarama konusunun tanımını iyi bilirsek bunun aslında pek de hani oradan bizi bir yere doğru götüren bir uygulama olmadığı az çok hemen anlaşılacak zaten. Benim bir numaralı dikkati çekmek istediğim husus bu. Dolayısıyla bir fitness eğitmeninin elindeki test dağarcığına ne kadar uygun, bu gerçekten tartışma konusu. Ve en büyük problem ise maalesef FMS'lerle ilgili en büyük problem ise o amaçla yaratılmamış olmasına rağmen teşhis aracı olarak kullanılması. Kurucusu Lee Burton'ın direkt ifadesini sizlere aktarıyorum. Hareket modellerindeki disfonksiyonları ortaya çıkartmak ve mümkün olan en doğru yaklaşımı belirleyerek onu kişide kullanmak vesaire vesaire. Sonrasını siz tamamlayın. Bu teşhise giriyor. Yani baktığınız zaman yani resmen siz teşhis ediyorsunuz. Yani hareketlerin modellerine bakıp orada disfonksiyon arayıp onları bulduktan sonra onu en uygun şekilde hani nasıl çözerim? Yani bir nevi pratiklerini, uygulamalarını neyse artık o düzeltici uygulamalarını vesairelerini ona göre koymak. Ama hani teşhis değildi, hani bu bir taramaydı, tek başına yeterli değildi. İşte orada maalesef FMS'in kendi sayfasında bir ikilem, bir tezatlık ortaya çıkmakta. Dolayısıyla bu önemli bir husus. Öncelikle karar vermeleri lazım. Biz bunu teşhis için mi kullanacağız, bu bir tarama mı? Ve bunun doğru profesyonelleri hangi, kimler bunları kullanacak olan? Öncelikle o konuların iyice bir oturması lazım. Maalesef o konuda literatürde büyük bir karışıklık var. Evet, gelelim acaba FMS uygulamaları ve testleri sonucu elde edilen skorun bizlere ne gösterdiği? Gerçekten de o hani insanları sakatlık konusunda ileriye dönük, onlarla ilgili sağlıklı insanları etiketleyebilecek yeterli kuvveti var mı?
analizler ve de literatür araştırmalarına bakıldığı zaman. Size kısa bir bilgi vereyim. Öncelikle skorlama konusuyla ilgili olarak. Genellikle herhangi bir harekette 0 puan almanız halinde bu hareketi yaparken sizin ağrı duyduğunuz anlama geliyor. Dolayısıyla bu size 0 puan veriyor. Herhangi bir hareket. Atıyorum overhead squat'ı yaparken o 7 hareketten bir tanesi. Çömelme esnasında kişi ağrı hissediyorsa herhangi bir yerinde hemen ondan 0 puan alıyorsunuz. Eğer yapamıyorsanız hareketi bir şekilde fazla titreme, fazla denge bozulması, fazla zorlanma gibi hiçbir şekilde yapamıyorsanız o zaman 1 puan veriyorlar. Az çok 1-2 hatayla doğruya tam yakın olmasa dahi yakın bir şekilde eğer ki beceriyorsanız hareketi 1-2 yanılmayla, 1-2 sıkıntıyla o zaman da 2 puan alıyorsunuz. Hareketi gayet gösterildiği şekilde tam anlamıyla yaptığınız zaman da 3 puan alıyorsunuz. Dolayısıyla 0 ile 3 arasında her bir hareket siz değerlendiriliyorsunuz. Ve nereden baktığınıza bağlı olarak 14 ila 16 skor arasında değişmekle birlikte literatür genelinde 14 ve üzeri puan aldığınız zaman bu 7 hareketten, yani hareket başına ortalama 2 puana denk geliyor bu. O zaman iyi bir puan gözüyle bakılıyor. Ve işte bu noktada FMS'in iki yönde bir değerlendirilmesi söz konusu. Biz bunlara duyarlılık analizi ve özgürlük analizi diyoruz. Duyarlılık analizi genellikle sensitivity ile İngilizce tabirle anlatılır. Ve duyarlılık, yani sensitivity demek şudur. İyi puan alan kişiler sakatlanmayacak. Yani 14 puanın üzerinde aldığınız zaman iyi duyarlılığı, iyi sensitivitesi olan bir uygulama ise bu, iyi bir tarama ise bu, bu kişinin yüksek puanı dolayısıyla kesinlikle sakatlanmayacağının beklentisi gerekiyor doğal olarak. Özgürlük ise, specificity ise bunda 14'ün altında alanların sakatlanabilir olduğu ihtimali yüksek olacak. Ama özgürlük bizler için çok çok önemli değil. Çünkü bir insana sen sakatlanabilirsin dedikten sonra o kişi sakatlanmazsa bu pozitif bir şey zaten. Dolayısıyla özgürlüğün doğruluk payının çok çok yüksek olmasının bizler için bir önemi yok. Ama bu kişiye sen sakatlanmayacaksın dediğinde işte bu noktada daha büyük bir doğruluk payı isteriz. Bu noktada insanların gerçekten de sakatlanmayacak olması lazım. Peki baktığımız zaman ise literatüre maalesef biraz iç karartıcı sonuçlar söz konusu. Genel anlamda özgürlük analizi FMS testlerinin, yani kişiye sen sakatlanacaksın dediği zaman sakatlığa doğru gitme ihtimali genellikle iyiye yakın tutuyor. Orta ile iyi arası %50-%85 arası tutuyor. Dolayısıyla hani gerçekten o noktada özgürlüğü iyi bir test. Ancak olay duyarlılık analizine geldiğinde maalesef duyarlılık analizi FMS testlerinin oldukça düşük. Yapılan bir meta analize göre %25 ila %50 arasında. Yani yazı tura atmaktan bile daha düşük bir oranda geçerlilik sahibi. Yani bu şu demek: bir kişiye iyi bir puan aldığı zaman sen sakatlanmayacaksın dediğinde hala sakatlanma ihtimali 50-50. Yani bu insanı kötü bir puan aldı diye uzun aylar, uzun haftalar boyunca düzeltici egzersizlere tabi tuttun. Puanını yükselttin ve dedin ki artık sakatlanmayacaksın. Bak ne güzel çalıştık, ama kişi gidip hala 50-50 gidip sakatlanabilir. Hatta bazen daha yüksek ihtimalle bile sakatlanabilir. Dolayısıyla sensitivitesi oldukça düşük bir uygulama olduğu için FMS'ler kanımca herhangi bir insanın sen sakatlanabilirsin, sen sakatlanamazsın şeklindeki ibareleri kullanmak adına doğru bir tarama testi olmamaktadır. Hatta yazı tura atmak bile bazen bu kişinin sakatlanıp sakatlanmayacağı aslında daha yüksek bir şansa sahip. Dolayısıyla FMS bulguları literatürde FMS'in tahminsel duyarlılığının maalesef desteklenmediğini öne sürüyorlar. Dolayısıyla insanlara herhangi bir tahmin yöneterek sporcunu, öğrencini vesaireyi tutup da sen iyi puan aldın sakatlanmayacaksın demek maalesef uygun değil sevgili dostlar. Bu arada çok enteresan bir çalışma, özellikle kadınlar ile ilgili kolej sporcuları, kadın kolej sporcuları üzerinde yapılan bir çalışmada önceki sakatlıklarını saptamada FMS başarısız kaldı. Yani oraya gidiyorsun,
daha önceden ACL problemi geçirmişsin, yani ön çapraz bağın yırtılmış ve ameliyat da olmuşsun ve üzerinden de bir zaman geçmiş ve teste giriyorsun, FMS testine giriyorsun. Maalesef FMS testi kimin daha önce bir ameliyat olup olmadığı, kimin olmadığı konusunda sizleri doğru yönlendiremiyor. Yani bakıp da bir insanın daha önceden sakatlık geçirip geçirmediğini maalesef FMS testiyle anlayamıyorsun. Ki hangi uzmana sorarsanız sorun, rehabilitasyon dünyasından hangi uzmana sorarsanız sorun, bir insanın gelecekte yeni bir sakatlık geçirip geçirmeyeceğiyle ilgili en önemli sorunun sizlere daha önce bu insanın sakatlık geçirip geçirmediği söylenir. Dolayısıyla FMS testi yapana kadar basitçe, kanımca bu insana gidip daha önce bir sakatlığınız var mıydı, ameliyatınız var mıydı demek daha önemli FMS testine bakmaktansa. Dolayısıyla bu da oldukça büyük bir eksik yanı FMS'i tarama testi olarak kullanmanın. Ve literatür geneline bakındığında en büyük sıkıntılardan bir tanesi FMS'in çoğunluğunun, FMS ile ilgili yapılan araştırmaların çoğunluğunun atletik popülasyonlarda kullanılıyor olması. Ve belli spesifik atletik popülasyonlarda, mesela pro basketbolcularda, işte pro voleybolcularda ya da ne bileyim üniversite ligi badmintoncularda, atıyorum bunların hepsini. Dolayısıyla biz fitness eğitmenlerinin sedanter öğrencilerine acaba FMS ne kadar uygun? Maalesef bu konuda literatürde çok fazla informasyon yok. Yani sağlıklı, normal, sedanter, herhangi bir takımda oynamayan, herhangi bir atletik performans peşinde koşmayan insanlar için FMS ne kadar doğru bilemiyoruz. Bu işe yakın olan insanlar bilirler. Bazen bırakın branştan branşa farklılığı, bu tip bir tarama testi öğrencinin ya da sporcunun amatör mü profesyonel mi ligde olduğundan bile etkilenebilir. Yani sizin bir lise basketbolcunuz varsa pro basketbolcularda, profesyonel basketbolcularda yapılmış bir FMS'in lise basketbolcularında bile geçerliliği aslında soru işaretiyken, tamamen bambaşka bir popülasyonda, yani hiçbir şekilde atletik olmayan bir popülasyonda maalesef elimizde FMS'i kullanmak için informasyon oldukça düşük sayıda. O yüzden yapılan araştırma sayılarını iyi bilmek lazım. Kimler üzerinde yapıldığını iyi bilmek lazım. FMS'in nerede işe yaradığını iyi biliyor olmak lazım. Bu illa bizim popülasyonda da işe yarayacak demek maalesef doğru değil. Bu da beşinci konuşmak istediğim önemli konuydu. Gelelim sonuca. Yani sonuç olarak benim FMS ile ilgili genel düşüncelerime. Bir kere her şeyden önce hiçbir şeye bakmamaktansa bir şekilde öğrencilerimizin hareket kalitesine bakmak için fonksiyonel hareket testleri güzel bir şey değil mi? Amenna. Elbette güzel bir şey. Ama sen bu FMS testini alıp da bunu bir teşhis amaçlı kullanırsan, sapasağlam sağlıklı öğrencine gidip de işte sen kötü skor aldın, ileride sakatlanacaksın ya da işte bak senin puanını yükselttik, sen sakatlanmayacaksın şeklinde kafalarını karıştırıcı farklı yorumlamalarda bulunduğumuz zaman, işte o zaman bir nevi çizgimizin dışına taşıyoruz FMS kullanımında diyebilirim. Dolayısıyla toplam skora bakmak yerine insanlara sen 12 aldın, sen 16 aldın, sen 8 aldın, ne kadar kötüsün, 0 aldın falan vesaire şeklinde puanlamak yerine, total puana bakmak yerine FMS'i hani gidip genel hareket bakmak amaçlı kullanabilirsin. Lunge'ına bakabilirsin öğrencinin. Yüklemeye hazır olup olmadığına bakabilirsin. Şimdi lunge'da böyle duran bir öğrenciyi sen tutup da baş üstüne bar alarak lunge'a getirmezsin. Öyle değil mi? Hani dolayısıyla önce bir vücut ağırlığıyla başlatırsın. Sonra önce eline dumbbell'ları verirsin. Dumbbell'lardan sonra omzuna bir bar alırsın. En son baş üstüne bir tane bar alırsın. Progresif. Progresif yaklaşım. Bu progresif yaklaşım için acaba 800-900 dolarlık bir eğitime ihtiyaç var mı? Onu sizlere bırakıyorum. Artık o konuda siz antrenörler, sizler karar verin. Gerçekten buna değer mi, değmez mi sizler düşünün. Ama bir medikal profesyonel iseniz eğer, yani bir fizik tedavi doktoru, bir ortopedist ve harekete meraklı, hani bizler kadar hareket konusunda kendini yetiştirmemiş
Ama medikal kısmının yanına bir de ekstra bir de hareket testi yapmak isteyen bir sağlık profesyoneliyseniz eğer ne kadar uygun, harika, bizim alanımıza gelen insanlara bizlerin kucak açması lazım. Ve bence Gary Cook'un da başta yapmaya çalıştığı olay buydu. Aslında bununla farklı bir nevi branşları bir araya getirmekti. İşte fitness dünyasıyla terapi dünyasını bir araya getirebilmekti. Ama maalesef hali hazırda FMS'in geldiği nokta birazcık onun beklediğinden bile bence farklı noktalara geldi. Dolayısıyla FMS'in ben doğru kullanıldığına inanmıyorum. Dolayısıyla teşhis ve problem bulma yerine bir doktorsan o ayrı tabii ki de. Bir fizik tedavi uzmanıysan o ayrı. Ama teşhis ve tedavi amaçlı FMS'in kullanılmasına ben karşıyım. O noktada zaten literatürde bunu açıkça rakamlarıyla gösteriyor. İyi bir tarama testi olmadığını, hali hazırda elimizde o konuda yeterli veri olmadığını belirtiyor. Evet sevgili dostlar, biraz hızlı konuştum. Olabildiğince fazla konuyu aktarabilmek istedim. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Gene bu konularla ilgili dediğim gibi merak ettikleriniz olursa lütfen bana mümkünse paylaşımların altına yazarak ki başkalarının da görmesi iyi olur ki ben genelden cevap verebileyim. Hiç çekinmeden sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve diyorum bu kadarla tamamlıyorum. Herkese katılımlar için çok teşekkürler. Bir başka gene yayında buluşmak dileğiyle.